Merhabalar. Ben Türkçe öğretmeniniz Enes Avcı. Hepiniz dersime yeniden hoş geldiniz. Bugün dersimizde yine bize eşlik edecek arkadaşımız Halide burada. Halide hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ne yapmıştık önceki dersimizde Halide? Büyük harflerin kullanıldığı yerleri işlemiştik. Bugün ise dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne dedik başlığımız? Sayıların yazımı. Haydi başlayalım. Şimdi 128 demişiz. Birden fazla kelimeden oluşan sayılarımız var. Nasıl yazmamız gerekiyor bunu? Ayrı yazmamız gerekiyor. Burada bir 650 TL 35 kuruş demişim ve bunların tamamını ben bitiştirmişim. Bitişik yazmışım. Şimdi parayla ilgili işlemlerde senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayıları biz bitişik yazarız. Bunu unutmayalım yine burada 66 var, 51 var 21 var. Bunlar nedir Halide? Oyun musun? adları. Oyun. İskambil oyunlarıdır. İskambil oyunları da yine aynı şekilde nasıl yazılır? İstisnai olarak bitişik yazılır. Geçiyorum. Saat para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanabiliriz. Hani sadece yazıyı kullanacağız diye bir şartımız yok. Gördüğünüz gibi örneklerimizde burada ne yapabiliyoruz? Sayılara yer verebiliyoruz. Geçiyorum. Sayıların yazımı ile ilgili diğer kurallar buradaki örnekler üzerinden sizlere anlatılacak arkadaşlar. Lütfen buraya odak Burayı çok iyi dinleyin çünkü burada sınavlarda çok fazla karşınıza gelen sizlerin kafalarında soru işareti oluşturan örnekler var. Haydi başlayalım bunlara bir bakalım. Şimdi Halide senin de bana yardım etmeni istiyorum burada. İlk örneğimize bakalım. 8. 8. demişim. İki tane örneğim var benim burada. Acaba birinci yazımım mı doğrudur, ikinci yazımım mı? Birincisi doğru. Neden? 8 dedim. Üzerine kesme işaretini getirdim ve ince ekini getirdim. Tabii ki de birincisi doğrudur. İkincisi neden yanlıştır halide? Çünkü nokta zaten ince ince anlamı. Harikasın. Gerekiyor. Çok güzel. Peki hemen yan tarafta ikinci örneklerim var. Bunlardan hangisi doğrudur? Birinci. Bunlardan yine birincisi doğrudur. İkincisinin yanlış olmasının sebebi ikinci derken zaten burada inci var üstüne ekstradan bir de nokta konmuş diyorsun ve doğru söylüyorsun. Peki beşinci beşinci derken buradaki yazımlarımdan hangisi doğrudur? Yine birinci doğru. Yine birincisi doğrudur. Peki buradaki birincisinin doğru olmasının nedeni nedir? Çünkü iyi olmalı iyi olmalı. Peki arkadaşlar şunu söylüyorlar. Hocam ben burayı karıştırıyorum diyorlar. Burayla ilgili bir pratik bir bilgi verelim. Hani karıştıran arkadaşlarımız için. Şöyle yapalım sevgili gençler. Şimdi 5 diyor ya buraya 5'i yazalım. Sonra 5. diyeceğim ya ben. Üzerine ne getirmem gerekiyor? Direkt 5. derken üzerine ince ekini getiriyorum. Nerede var o ince ekim? Burada var. O yüzden doğrusu burada gösterdiğimizdir. Peki 16. derken hangisi doğrudur? 16. Birinci bence. Birincisi doğrudur. Aynı taktiğimizi burada da uygulayalım. 6 diyelim. Üzerine 16. derken ne geliyor? N, C, I gelmesi gerekiyor. O yüzden bu doğru. Diğeri yanlıştır. Peki. Bu saatlerin yazımı ile ilgili noktalama ile alakalı ama yine bir hatırlatalım arkadaşlarımıza. Saatlerin arasında nokta mı kullanıyorduk, iki nokta mı? Nokta kullanıyorduk. Bunu unutmayalım. Dijital saatler bizi aldatmasın. Şimdi telefonuna bakıp hocam iki nokta var diyen arkadaşlar... Onlar bizi ilgilendirmiyor. Saatlerin arasında nokta kullanılıyor. Lütfen unutmayalım. Peki saat 11.00 da mı deriz Halide? Saat 11 mi deriz? Saat Hangisi doğrudur? 11 de deriz. Saat 11 deriz tabii ki de. 11.00 da diye bir kullanımımız yoktur sevgili gençler. Lütfen buna dikkat edelim. Peki saat 11.30 da mı deriz? Saat 11.30 da mı deriz? 11.30'da deriz. 11.30'da deriz. Buçuklu bir kullanımımız da yoktur arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın saat 11.30'da deriz diyor Halide. 11.30'da diyemeyiz hocam. Çünkü hocam böyle bir kullanım yok diyor. Doğru söylüyor. Geçtim. 8'er 8'er. Bir tanesinde ne yaptım ben? Sayı kullandım. Sayı dedim gerçi halde 8 sayı değil rakam değil mi? Evet hocam. Peki bak burada da bunu bildiğimi belli etmeye çalışıyorum bir sözelci olarak. Harikasınız. Peki şey. 8'er dedik arkadaşlar. Ne yaptık burada? Rakama yer verdik. Diğerinde ise normal yazı ile yazdık. Hangisi doğru diyeceğim ama yani ikisi de gayet güzel duruyor şimdi görüntü olarak. İkisi de doğru görünüyor. Peki hangisi doğru? İkinci doğru. İkincisi doğru. Neden birincisi doğru değil? Çünkü üleştirme sayılı. Ne diyeyim? Evet halde <laughs> ne diyeyim diye yine bana sordum. Çünkü 8'er derken arkadaşlar... Üleştirme ekimiz vardır. Er ar şerşer şer, üleştirmelerde sayı rakam kullanamayız. O yüzden doğrusu budur. Burası ise yanlıştır. Peki %25 %25 derken hangisi doğrudur? Hocam fark ne? Aradaki fark şu. Bakın burada bir boşluk var. Diğerinde ise hiçbir boşluk yok. Aradaki fark bu. Haydi hangisi doğru? boşluksuz Tabii olan. Tabii ki de boşluksuz olan. Neden? Çünkü biz çok severiz değil mi? Böyle boşluğu gördük hemen oraya hop ben buraya tutup bir tane bir koyarım. yüzde %125 yaparım. Değil mi? Yaparız biz böyle şeyleri. Peki alttaki örneğe baktığımız zaman 5 metre diyorum. 5 metre diyorum. Bu yazımlardan hangisi doğrudur? Birleşik olan yine. Yine birleşik olan dedi halde ama burada hata yaptı halde. Neden hata yaptı? Çünkü yukarıda gördük ya az önce biz yüzdeyi gördü ya. Hani orada boşluk var hemen orayı doldururuz mantığıyla yaklaştı muhtemelen o yüzden hata yaptı. Ama burada doğrusu budur. Yanlışı ise budur. Lütfen dikkat edelim. Metre. Peki nedir bu? Ölçü birimleri. Ölçü birimlerinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Boşluk bırakıyoruz buna dikkat edelim ve bir notumuz var. Ben bir cümleye başlayacağım. Direkt rakamla cümleye başlayamam arkadaşlar. Bunu da unutmayalım lütfen. Hani bir zorunluluk varsa tamam eyvallah başlarsınız ama diğer durumlarda başlayamazsınız. Geçtim kısaltmaların yazımına. Haydi bakalım kısaltmaların yazımına bakalım. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorum. Tüm harfleri büyük yazdım. Ben bunlara büyük kısaltmalar diyorum. Birazdan bakın birazdan minik kısaltmalardan bahsedeceğim. Ve orada bir farklılık oluşacak. Unutmayın birazdan söyleyeceğim o farklılığın ne olduğunu. Şimdi kısaltmaların arasında herhangi bir noktalama işareti kullanılır mı? Şimdi ben burada TBMM ya da ÖSYM dediğim zaman herhangi bir noktalama işareti kullanmamışım. Fakat Yan tarafa istisna yazmışım. Benim iki tane istisnam var. Acaba bu istisnalar nelerdir? Halide hatırlıyor mu? Halide hatırlamıyor. Oradan böyle yapıyor bana. Oysa ki dersine çalışmıştı ama bugün de az çalışmış galiba. Peki. Arkadaşlar birincisi TC'dir. Türkiye Cumhuriyeti. Peki C'den sonra nokta var mıdır Halide? Vardır. Halide C'den sonra nokta vardır diyor. Doğru söylüyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Çünkü T nokta C yazarlar. C'den sonra noktayı koymazlar. Sizin gözünüzden kaçar. Aman diyeyim buna dikkat edelim. İkinci istisnamız ise T'dir. T nedir arkadaşlar? Türkçe. Türkçenin kısaltmasıdır. Peki bunların üzerine gelen ekler ki sınavlarda en fazla soru buradan gelir zaten. THY'nin mi deriz yoksa açılımını yapıp Türk Hava Yolları'nın mı deriz? Hangisi doğrudur? THY'nin. THY'nin. Yani açılım yapmıyoruz. O zaman Türk Lirası'nın mı TL'nin mi? TL'nin. TL'nin diyoruz. Peki Türk Dil Kurumu'na mı TDK'ya mı? T -d -k -y. Evet, halde düşmem düşmem hocam diyor, düşmedim hocam diyor. T -d -k değil, T -d -k -y diyor. Çünkü bizim K diye bir harfimiz yok arkadaşlar. Bakın farklı bir örnek vereyim. K Y ya yanlış. K Y K Y dememiz gerek. Ki birkaç yıl önce sınavımızda da gelen soruydu zaten bu. Peki BOTAŞ diyorum, ASELSAN diyorum. Direkt okuyorum halde farkındaysan. Bak BOTAŞ dedim, ASELSAN dedim. Normal bir sözcük gibi okuyorum ben bunu. Bunları da nasıl getireceğim eki? Normal direkt üzerine getiriyorum. Mesela BOTAŞ'ın diyorum. ASELSAN'dan diyorum. Normal bir sözcük var. Üzerine ek getiriyormuşum gibi ne yapıyorum? Ekini getiriyorum. Şimdi geldim. Kısaltmalara devam ediyorum ama halde az önceki kısaltmadan farklı. Farkı ne? Küçük olmasın. Küçük olmasın. Hani dedim ya az önce sana. Şöyle bir geriye gideyim. Bak buradaki harflerin tamamı nedir? Büyük harflerden oluşmuştur. Ama buraya baktığım zaman profesör özel olduğu için özel isim olduğu için P büyük ama diğerlerine baktığın zaman nasıl? Küçük harflerden oluşmuş. Ben bunlara minik kısaltmalar diyorum. Peki profesör, ün mü doğru profun mu doğru? Hangisi doğrudur? Profesörün. Profesörün diyor. Doğru mu söylüyor acaba? E, hani açılım yapmıyorduk? Ama bu küçük yazılıyor. Ama minik kısaltma hocam bu. Çok güzel. Arkadaşlar minik kısaltmalarda yani içerisinde küçük harf olan kısaltmalarda açılım yapıyoruz. Lütfen unutmayalım. O zaman profesör ün doğrudur. Profun yanlıştır. Yüzyılın mı yeğenin mi? Yüzyılın. Yüzyılın açılım yapıyoruz. Neden? Minik kısaltma. Kilogramdan mı KG'den mi? Kilogramdan. Kilogramdan. Peki. Şimdi burada yine bir durdum. Neden durdum biliyor musun? kilogramdan derken şimdi benim kafam karıştı aslında burada. Niye kafam karıştı biliyor musun? Kilogramdan derken direkt kesme işareti getirdim. Görüyor musun? Evet. Ama profun derken burada kısaltma işareti yok bak burada yukarılarda. Niye? Neden? Orada nokta olduğu için mi? Süpersin. Şimdi bizim ölçü birimlerimizde biz kısaltırken noktalama işareti kullanmıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Direkt KG diyoruz. Ne diyoruz? Metre diyoruz. Herhangi bir noktalama işareti kullanmadığımız için kısaltmamızda doğal olarak ben bunun üzerine ek getireceğim zaman metre nin diyorum mesela. Kesme işareti getiriyorum. Zorunlu. Ama burada zaten noktayı kullanmışım. Nokta varken üstüne ekstradan bir de kesme işaretine gerek var mı? Gerek yok. Ona da dikkat edelim. Peki. Halide yan tarafta yine güzel bir sorun var. Santimetre küpe santimetre küpe. Bu yazımlarımdan hangisi doğrudur? Bence birinci doğru hocam. Halide bence birincisi doğrudur. Neden birincisi doğrudur? Daha güzel gözüküyor. Daha güzel gözüküyor. Evet. Arkadaşlar birincisi daha güzel gözüktüğü için birincisine doğru ikincisine yanlış diyoruz. Şimdi burada zaten küp o kesme işareti görevini görmüş. O yüzden üstüne ekstradan bir tane daha kesme işareti koymamıza gerek var mı? Yok. O yüzden birincisi doğrudur. Peki numaralı mı yoksa nolu mu? Hangisi doğrudur? Ben olsam nolu derdim. Evet ben olsam nolu. Hani açılım yapıyorduk. Minik kısaltma bu. Sonuçta küçük harf var. Evet haklısınız hocam ama aması var. Bu zaten istisna olduğu için yazdım sevgili gençler. No derken tıpkı az önce görmüş olduğumuz TÜBİTAK gibi, ASELSAN gibi hani okunan bir sözcük gibidir. O yüzden no'lu yazımımız doğrudur. numaralı yanlıştır. Burayla çelişir bakın. Az önce gördüğümüz yerlerle çelişir. O yüzden zaten istisnai bir örnek olduğu için yazdım. Lütfen buna da ne yapalım? Dikkat edelim. Geçtim. D'nin yazılışı Şimdi D'yi nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim iki tane D'miz var. Aslında üç tane de. Bir de yapım eki olan D var. Ona hiç girmeyeceğim. İki tane D'miz vardır. Nedir bunlar? Birincisi ayrı yazılan D'da ki biz ayrı yazılan D'da'ya ne diyorduk? Bağlaç olan. Bağlaç olan D'da diyorduk. Onu bir yazalım buraya. Bağlaç. Diğer bir D'da'mız nedir? Diğer bir D'da'mız da hal eki olan D'da'mızdır. Bulunma durum ekiydi değil mi? Peki. Şimdi bağlaç olan D'da'mız nasıl yazılır? Bağlaç olan D'da'mız ayrı yazılır. Hal eki olan DDA'mız nasıl yazılır? O da bitişik yazılır. Lütfen bizimle sen de gel diyorum. Aklım sende kaldı diyorum. Şimdi baktığımız zaman ikisi de sende şeklinde değil mi? Bir tanesini ayrı yazdım. Diğerini bitişik yazdım. Ben bunları nasıl ayırt etmeliyim? Şu şekilde çocuklar. Bakın. Farklı farklı taktikler var burada. Bir sürü taktik var. En başta o ilkokul yıllarından beri öğrendiğiniz taktiği söyleyeyim. Cümleden çıkartıyorsunuz. Lütfen bizimle sen gel. Cümlenin anlamı hafiften daralabiliyor ama hepten bozulmuyorsa bağlaçtır. Yani ayrı yazılır. Aklım sen kalmasın. Bakın saçma oldu. Cümlenin anlamı tamamıyla gitti. O yüzden biz bunu nasıl yazıyoruz? Bir çift yazıyoruz. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Ama ben size daha güzel bir yöntem söyleyeyim çocuklar. Bakın daha fazla akılda kalıcı olur. Zaten çoğunuz şunu diyorsunuzdur muhtemelen. Hocam zaten biz cümlenin gidişatını onu DDA'yı çıkartabiliyoruz diyorsunuzdur muhtemelen ama bu taktiği de uygulayın bu da çok iş yapar. Nedir hocam o? Lütfen bizimle sen de gel diyorum ya üstüne bir tane daha D ekleyelim. Ve üstüne bir tane daha D ekledikten sonra okumaya çalışalım. Hadi bana yardımcı olur musun? Birinci örneğimizi üzerine bir tane daha D daha ekleyip okur musun? Tabii ki. Lütfen bizimle sen de de gel. Saçma oldu değil mi? <laughs> evet hocam. Haydi oradan kikir kikir gülüyor. Saçma oldu hocam diyor. Doğru. İkinci D'ye eklediğimiz zaman cümle saçma oluyorsa arkadaşlar ayrı yazılır. Bakın tüm soruları çözdürür size gayet güzel bir taktiktir. Peki ikincisine D'da getirir misin? Bir tane daha. Aklım sende de kalmasın. Tıpkı onda kaldığı gibi. Bak burada tıpkı kelimesi önemli bizim için. Aklım sende de kalmasın. Tıpkı kardeşinde kaldığı gibi şeklinde söylüyoruz. Mantıklı. O zaman D'da'yı nasıl yazıyoruz? O zaman D'da'yı bitişik yazıyoruz. Arkadaşlar buna benzer çok fazla kurallarımız var ama hepsine girmeyeceğim şu an. Bunları bilmeniz sizin için yeterli. Peki burada başka bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim ki fiil varsa fiil varsa fiillerden sonra gelen de'dalar ayrı yazılır. Bak bunu da unutmayın. Bu da işinizi sizin ciddi anlamda rahatlatacak. Kıyametler kopsa da duymaz. Kopmak fiil midir? Evet. Fiil var mı? Var. 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 O zaman ayrı, ayrı yazılacak de'damız. Gördük mü arkadaşlar? Bitti. Gayet basit bir mantık. Peki alttaki örneğime geldim. Bisiklete binmesinde kardeşi yardımcı oldu. Bisiklete binmesinde kardeşi yardımcı oldu. Hangisi doğru halde? Birincisi doğru hocam. Birincisi doğru, ikincisi yanlış. Eee Halide dur 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 benim kafam karıştı şimdi. Az önce dediniz ki hocam fiil varsa ayrı yazılır dediniz. Burada fiili verdiniz. E, bitişik yazana doğru dediniz. Ama binmesinde fiil olarak kullanılmamış. Ne olarak kullanılmış peki? İsim olarak kullanılmış. Neden? Çünkü fiilimse kanun. Harikasın değil. Halide. Evet Halide diyor ki hocam Binmesinde derken orada isim fiil eki var diyor. Ekstradan size bir bilgi daha gönderelim hemen o zaman. Bakın şunu sakın unutmayın. Bir sözcük üzerine fiilimse eki almışsa o fiilden isim yapan yapım ekidir. Doğal olarak o sözcük türemiştir. Doğal olarak o sözcük her zaman için isimdir. Fiil değildir. Yani burada Deda fiilin üzerine gelmemiş. Aslında ismin üzerine gelmiş diyerek hali de doğru cevap verdi. Peki geçiyoruz. Ayrılsak da beraberiz bundan sonra. Ayrılsak da beraberiz bundan sonra. İkincisi doğru. İkincisi doğrudur. Peki sen bana ayrı yazılan TTA'ya bir örnek verebilir misin? Veremezsin. Neden? Yani bu bağlaç şeklinde kullanımdan bahsediyorum. Mesela şöyle bir örnekle gelebilirsin. Ta oraya kadar gittik diyebilirsin. -ta. ama burada ünlem olur. Bağlaç olandan bahsediyorum. Arkadaşlar unutmuyoruz. Bakın ayrı yazılan TTA yok. Ne zaman ki ayrı yazılan TTA'yı gördünüz direkt yazım yanlış diyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Gizem de başkanlık adayları arasındaydı. Gizem de başkanlık adayları arasındaydı. Halide, yardım eder misin? Tabii ki hocam. İkincisi doğru bence. İkincisi doğrudur. Birincisi peki neden yanlıştır? Çünkü de birleşik yazılmaz. O yüzden kesme işaretine ihtiyacımız yok. Çok güzel. Ayrı yazılması gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle düşünebiliyorlar. Bak buradaki örneğe baktığımız zaman hocam sanki kesme işareti işte ayrı yazılmış. Hayır. Kesme işareti ne diyor? Diyor ki, kesme işareti ben birleşik yazıldım. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ayrı yazılması gerekiyorsa ne yapacağız? Ayrı yazacağız. Dedim geçtim. Geldik ki'nin yazımına. Arkadaşlar ki'nin iki şekilde yazımı vardır. Biçik yazarız, ayrı yazarız. Biçik yazdığımız ki iki şekildedir. İlgi zamiri olur, bir de sıfat yapan ki olur. Ama bunların detaylarına girmeyeceğim. Zaten bunların detayları size daha öncesinde anlatıldı. Burada bizim dikkat etmemiz gereken husus şu key'i biz biçik mi yazacağız, ayrı mı yazacağız? Buna odaklanmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız hocam bunu? Bakın size çok güzel bir taktik gönderiyorum. Şimdi önce şu klasik taktiğimizden bir bahsedeyim de. Hani ne diyorduk? Ki'yi cümleden çıkartalım. Anladım. Her şeyin başı sağlıkmış. Cümlenin anlamı bozulmadı. O yüzden ayrı yazılır. Senin fotoğrafın benimkinden daha güzel derken senin fotoğrafın benim daha güzel. Hani cümlenin anlamı bozuluyor. Bozuluyorsa bir çift yazılıyor falan. Bu kurallarımız var. Eyvallah. Bunlara itirazım yok. Ya ilkokul yıllarından beri öğrendik. Kullanıyoruz ama ben size iki tane çok güzel kural göndereceğim. İstediğinizi kullanın. Çözemeyeceğiniz soru yok. Nedir o? Birincisi ler taktiği. İkincisi ni taktiği. Yani hocam, yani şu. Bakın. Ki'nin üzerine ler ya da ni'yi getirin. Hangisini istiyorsanız. Benleri tercih ediyorum. Leri getireceğim. Şimdi ama burada şuna dikkat edin. Leri getirip cümle bazlı düşünmeyin. Sakın ha. Leri getirip cümle bazlı düşünmeyin demek ne demek hocam? Şu. Anladım ki her şeyin başı sağlıkmış deyip cümle olarak düşünmeyin. Anladım ki bu cümleden kopartın bağımsız bir şekilde düşünün. Anladım kiler deyip ben bir cümle kurabilir miyim halide? Hayır hocam. Kuramayız. Hayır kuramam saçma oldu. Cümle kuramıyorsam saçmaysa ayrı. Senin fotoğrafın benimkinden daha güzel. Ne dedim ben? Burada kopartıyoruz dedim ki'yi. Benimki. Benimkiler deyip sen bir cümle kurabilir misin halinde? Kurarım. Benimkiler daha güzel. Bak gayet güzel cümle kurdum. O zaman nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. Bununla çözemeyeceğimiz soru yoktur halinde. Bu da önemli. Sen ki İstanbul beyefendisisin. Sen kiler deyip ben bir cümle kurabilir miyim? Kuramam. Kuramadım. O yüzden ayrı. Peki sayfadaki yazım yanlışları gözümden kaçmadı derken sayfadakiler deyip ben bir cümle kurabilir miyim? Kurarım. Tabii ki de. Kurar mısın Halide? Tabii ki kurarım. Sayfadakiler çok güzelmiş. Evet sayfadakiler çok güzelmiş dedi Halide cümlemizi kurdu. Arkadaşlar bu taktikte çözemeyeceğiniz soru yok. Lütfen buna da dikkat edelim. Peki şimdi bu kuralın sökmediği yer var mı hocam? Şöyle bir şey var. Bizim ki bağlacımız bazı örneklerimizde kalıplaştığı için bitişik yazılır arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Peki nedir ki bağlacının kalıplaşmış olduğu örnekler? S sanki, O oysaki, M madem ki, B be, belki, belki, belki H halbuki, Ç çünkü, çünkü M me, meğer, meğer ki, I onu hatırlamıyorum. Halbuki genelde zaten son bahçem diye öğrencilerimiz kodluyorlar. Seni de hatırlamaman normal. Çünkü son bahçem diye yerleştiriyor öğrenciler. O İ'yi de ilave ediyoruz çünkü o da önemlidir. İllaki. Bunlar ki'nin biçik yazıldığı durumlar. Kuralı bunlar üzerinde uygulayacak olursak sökmez bak kural. Mesela halbukiler desem saçma oldu değil mi? Az önce kuralımız devre dışı kaldı. Öğrenci arkadaşlarımız ne yapıyor burayı? Son bahçemi diye kodluyorlar zihinlerine. Geçtim. Mi'nin yazımı. Arkadaşlar hiç lafı uzatmayacağım. Mi her zaman için ayrı yazılır. Bitti. Bakın ayrı yazıldı. Peki hocam ek gelirse üzerine. Mi'nin üzerine gelen ek mi'ye bir bitişik yazılır. Buna dikkat edeceksiniz. Peki bunları söyleyen eren miydi derken. E, mi her zaman için ayrı yazılacak. Hocam özel isim var. Kesme işaretiyle ayrılır mı halde? Hayır hocam. Ayrılmaz çünkü kesme işareti demek ben bitişik yazılıyorum demek değil mi? Kesme işareti yok. Mi her zaman için ne yapıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Peki ilginç mi ilginç bir kitap derken. Burada aslında pekiştirme anlamında kullanmış. Peki ben burada yine mi'yi ayrı mı yazacağım? E tabii ki de her zaman için. Gece oldu mu eve girerim diyorum. Burada gece olunca, ınca ince, ince anlamında kullandım. Yine ayrı yazıyorum. Yani istisnamız yok. Mi her zaman için ayrıdır. Peki orada bir sorun var Halide sana yine. Yani sen özelinde burada bizi izleyen arkadaşlarımıza. Hangi yazım doğru? Vaz mı geçtin, vazgeçtin mi? Hangisi doğrudur? ben bir tercih yapamadım. Bence ikisi de doğru hocam. Evet Halide diyor ki tercih yapamadım. İkisi de doğrudur hocam diyor. Acaba doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. Buradaki yazımlarımızın her ikisi de doğrudur. Hocam neden verdiniz o zaman ikisi de doğruysa hemen söyleyeyim. Şimdi vazgeçtin mi doğru da sanki vaz mı geçtin çok sık kullanılan bir kullanım değil. Bunu testlerde sorduğu zaman öğrenci arkadaşlarımız yazım yanlışı olarak alıyorlar. Almayın arkadaşlar. Bu yazım da doğrudur. Pekiştirmelerin yazımı. Arkadaşlar pekiştirmeler daima bir çiçek yazılır. Masmavi, tertemiz, bembeyaz dedim, geçtim. İkilemeler, ikilemeler her zaman için ayrı yazılır, ağır ağır, sere serpe, el ele gibi. Ama burada durdum. Yine bir sorun var. Testlerde çok fazla gelen can yakan bir soru. Soru şu. Burada bir 100-150 yıllık yazıyor ya. Şimdi normalde biz buraya virgül getiremiyoruz. Evet eyvallah. Peki şöyle yazsam ben. Biz bu 100 150 yıllık binada yıllardır oturuyoruz. Uzatmayayım cümlemi. 100-150 yıllık derken ben burada arada kısa çizgi kullandım. Acaba ben burada bu kısa çizgiyi kullanabilir miyim? Halide'cim yardımcı olur musun? Aslında çok güzel gözüküyor ama kullanamayız galiba Neden? hocam. Çünkü kuralımız gayet açık ve net. Kuralımız gayet açık ve net. İkilemelerin arasında herhangi bir noktalama işareti kullanamayız. Ama hocam güzel görünüyor hocam. Ama bu bir güzellik yarışması değil arkadaşlar. Türk Dil Kurumu ne derse o. Bir de sevgili gençler ikilemelerimiz kalıplaşıyor artık bir nesnenin bir varlığın adı oluyor. İkileme özelliklerini daha doğrusu yitiriyor ve biz bunları nasıl yazıyoruz? Biz bunları bitişik yazıyoruz. Gırgır gır gibi, birdenbire gibi, alt üst gibi, çekecek gibi, dedikodu gibi, çeki düzen gibi deyimler. Deyimler her zaman için ayrı yazılır. Çam devirmek, akıntıya kürek çekmek örneklerinde olduğu gibi. Düzeltme işareti diğer bir adı şapka. Şapka Şimdi ben ne zaman bunu anlatsam bir soruyla karşılaşıyorum. Nedir o soru? Sor halinde sen o soruyu bana. Hocam şapka kalkmadı mı? Evet arkadaşlar bu soruyla o kadar çok muhatap oluyoruz ki. Evet şapka diyorum hocam şapka kalkmış öyle diyorlar. Diye bir tepkiyle karşılaşıyorum. Arkadaşlar şapka kalkmadı yerinde duruyor. Hiçbir yere gitmedi. Ama hocam kalktı diyorlar şapka kalkmış böyle bir furya var arkadaşlar. Çaycı Hüseyin olmuş. Hani sosyal medyada böyle çok fazla olur ya yayıldı örnek olsun diye söylüyorum. Bu da onun gibi bir şeydi arkadaşlar. Şapka kalkmış 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 böyle bir furya yayıldı. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Türk Dil Kurumu açıklama yaptı. Biz şapkayı kaldırmadık. Diye. Lütfen buna da dikkat edelim. Şapkamız yer yerinde duruyor. Peki hocam madem duruyor şapkamız nerede kullanırız? Onları öğretin siz bize. Tabii ki de öğretiyorum. Hadi bakalım. 1. İnce KG ünsüzlerinden sonra gelen A, U'ların üzerine koyuyoruz. Kağıt mı deriz, kağıt mı deriz halde? Kağıt Tabii deriz. Tabii ki kağıt deriz arkadaşlar. Kağıt nedir? Tezgah mı deriz, tezgah mı deriz? Tezgah deriz. Bakın K'den sonra gelen A, G'den sonra gelen A ya da U. Bunların üzerine ne yapıyoruz? Şapkayı kullanıyoruz. Geçtim. İkincisi. Kişi ve yer adlarında... L'den sonra gelen A, U'ların üzerinde kullanıyoruz. Haluk mu deriz, Haluk mu deriz? Haluk deriz. Evet ben Haluk dediğim zaman Halide kız kız güldü yine oradan bana. Çünkü biz Haluk deriz. Hoş durmaz değil mi? Selanik. Bakın arkadaşlar Selanik demiyorum. Selanik inceltiyorum değil mi? L'den sonra gelen A'ların ve U'ların üzerinde ama bak. Her L'den sonra gelen A, da değil. Buna dikkat et. Kişi ve yer adlarında. Buraya dikkat edelim. Kişi ve yer adlarında şapkayı kullanıyoruz. Anlam karışıklığını önleriz. Adet diyorum, adet diyorum. Aradaki fark nedir acaba? Adet ve adet Adet, sayı, adet, örf, gelenek, görenek çok gibi güzel. şeyler. Çok güzel. Şimdi nedir? Normalde şapka koymasak anlamlar karışabilir. Anlamlar karışabileceği için ne yapıyoruz biz burada? Şapkayı kullanıyoruz. Yine hal ve hal örneklerinde olduğu gibi. Alem ve alem örneklerinde olduğu gibi. Alem bayraktır. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Alem, dünya. Yine anlam karışıklığını önlemek için ne yapıyoruz? Şapkaya yer veriyoruz. Şapkanın kullanıldığı diğer bir yer ise nispet eki. Bakın çocuklar en fazla zorlandığınız yer şapkada burasıdır muhtemelen. Burayı çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Şimdi Bizim nispet ekimiz belirtme durum ekiyle ve iyilik ekiyle karışabilir. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Nispet ekine yer veriyoruz. Yani hocam bakın Türk askeri diyoruz. Burada iyilik eki olarak kullanıyoruz. Askeri okul dediğim zaman ise burada şapkaya yer veriyorum ben. Ama hocam ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Genelde şu şekilde anlatırlar. Derler ki askeri okul, dini bilgiler, tarihi roman yani sıfat gibi kullanılıyorsa burada şapkaya yer verin derler. Doğru mudur? Arkadaşlar kısmen doğrudur ama her zaman kurtarır mı? Kurtarmaz. Aslında doğru da değildir. Yani doğrudur da diyemiyoruz buna. Peki hocam nasıl ayırt edeceğiz biz bunu? Yani niye doğru değildir dediniz? Hemen bir sonraki örnekte açıklayayım size. Mesela millileşmek örneği geldi. Burada şapka var. Hani önünde bunun nitelediği bir ismi yok. Ya da resmilik derken ben burada şapkaya yer verdim. Önünde nitelediği bir isim yok. Yani sıfat gibi kullanılmamış. O zaman sıfat şeklinde kullanılanlarda sadece şapkayı kullanırız ifadesi doğru bir ifade olmaz. Peki bir sonraki örneğe geçtim. Siyasi, hukuki, ticari, ahlaki dedim. Ben burada şöyle bir şey yaparım mesela. Hukuki dava derim. Hukuki süreç derim. Sıfat olarak kullanırım. O zaman benim burada şapka kullanmam gerekir. O mantıktan gidecek olursam. Yani sistem çöktü. Demek ki o kuralı bir devre dışı bırakalım. Peki nasıl ayırt edeceğiz bunu? Bakın size çok güzel bir mantık söyleyeyim. Geri geliyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bakın. Askeri diyorum. Burada da askeri diyorum. Türk askeri derken o sözcükten önce Başka bir sözcük var mı? Evet var. Askeri okul derken o sözcükten sonra başka bir sözcük getirebiliyor muyum? Evet getirebiliyorum. İşte burada siz hemen mantığı devreye sokuyorsunuz, diyorsunuz ki eğer ki bu iki şekilde de kullanılabiliyorsa şapkaya yer veririz. O zaman kullanılmadığı yere gelelim. Mesela siyasi ya da hukuki. Hukuki süreç diyorum. Evet buraya bir sözcük getirebiliyorum. Peki ön tarafa bir sözcük getirebilir miyim? Bir şey hukuki diyebilir miyim? Halde? Hayır diyemeyiz. Olmuyor, getiremiyorsun değil mi? Tek bir kullanım var. O yüzden burada şapkaya yer vermiyorsun. Geldik arkadaşlar satır sonu bölmelere. Hemen sorularla başlıyorum yine. Aşağıdaki satır sonu bölmeleri doğru bir şekilde bölünmüş müdür? Şimdi bunlara bakacağız. Normalde satır sonu bölmelerini biliriz. Satırın sonuna sığmaz ve bölme ihtiyacı hissederiz. Böleriz arkadaşlar. Peki buradaki bölmelerimden hangileri doğrudur? Ben sizlerin adına Halide'den yardım istiyorum. Halide. Baş öğretmen doğru mudur yanlış mıdır? Doğru. Halide doğrudur diyor ve biz bunun üzerine bir çarpı atıyoruz. Yanlıştır. Neden yanlıştır? Halide baş öğretmeni heceler misin? Baş öğretmen. Peki baş öğretmen diye hecelediğin halde neden doğrusu hmm. dedin? Haklısınız hocam. Haklısınız hocam dedi. Arkadaşlar neden biliyor musunuz? Zihnimiz birleşik sözcük olduğu için bizi hecelerken baş öğretmen şeklinde hecelemeye itiyor. Ama baş öğretmen şeklinde ne yapmamız gerekiyor? Hecelememiz gerekiyor. Bunların kardeşleri vardır. Mesela hanımeli. Ha, nım, e, li. Doğru mu? Yanlış. Ha, nı, me, li. Halide sen de ilkokulda yardımcı olur musun bana? İlkokulu heceler misin? Tabii ki hocam. İl, ko, kul. Çok güzel. Geçin. İkinci örneğim. A, ra, ba. Doğru mudur? Doğru. Halide doğru dedi ve yine yanlış cevap verdi arkadaşlar. Çünkü satır sonunda tek harf bırakılmaz. Peki üçüncüsü doğru mudur Halide? Mat, ba, a. Satır sonunda tek harf bırakılmaz hocam. Yanlış. Ama burası satır sonu değil. Satır. Halide satır başı. <laughs> evet satır başında da tek harf bırakmıyoruz arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Ve sonuncusu. Acaba sonuncusu doğru mudur? Edirne'den. Edirne'den. Doğru. doğru. Evet doğru. Halide arkadaşlar muhteşem bir başarı gösteriyor. 4'te 0 yapıyor. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Neden? Neden yanlıştır? Hemen izah edeyim. Şimdi Edirne özel isim mi? Evet. Peki özel isimler kesme işaretiyle ayrılmaz mı? Ayrılır. O zaman benim buraya kesme işareti getirmem gerekmiyor mu? Gerekiyor. Nasıl ayırmam gerekiyor? Edirne den şeklinde ayırmam gerekiyor. Bakın buraya dikkat edin. İşlerinde en tehlikelisi budur. Can yakar. Aman diyeyim. Lütfen dikkat edelim. Peki. İdi, imiş, ise, iken ve ilenin yazımlarına geldik sevgili gençler. Buradaki yazımlarımızdan hangileri doğrudur? Hastaydı mı, hastaydı mı? İkisi de doğru. Her ikisi de doğrudur. Hocam neden yazdınız her ikisi de doğru ise? Çünkü hasta idi şeklinde geliyor. Öğrenciler de aa bu yazım yanlışıdır diye düşebiliyor. O yüzden her ikisi de doğrudur. Ama ben örnek olarak verdim ki görün diye. Kardeşi ile kardeşi ile hangisi doğrudur? İkisi de doğru. Her ikisi de doğrudur. Çalışıyorken çalışıyor iken? Yine ikisi de doğru. Annesiymiş annesiymiş? İkisi de Yine doğru. Yine her ikisi de doğrudur. Yani her iki yazımlarımız da doğru. Şey sözcüğünü her zaman ayrı yazarız lütfen unutmayın. Her şey, bir şey, hiçbir şey. Ekstra bir bilgi vereyim. Şey sözcüğü sözcük türü olarak belgesiz zamirdir. Bu da zihninizin köşesinde ekstra bir bilgi olarak kalsın çocuklar. Geçiyorum. Her sözcüğü de her zaman ayrıdır. Her gün, her iş, her an gördüğünüz gibi nasıl yazılmış? Ayrı yazılmış arkadaşlar. Her halde örneklerinde olduğu gibi. Ama 3 tane istisnamız vardır. Her'in bitişik yazıldığı durumlar. Halideciğim bize yardımcı olur musun burada? Evet <laughs> Halide oradan bana <laughs> böyle yapıyor arkadaşlar. Peki ben yardımcı olayım. 3 örneğimiz nedir? Birincisi herkestir. İkincisi herhangi birdir. Ama biri ayrı yazıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Üçüncüsü ise herhaldedir. Hocam her haldeyi az önce de yazmıştınız gerideki örnekte de vardı bakın burada da vardı ama buradaki her durumda yani ben her halde senin yanındayım her durumda senin yanındayım anlamı da kullanırken buradaki herhalde herhalde gelmiştir. Yani galiba anlamında ihtimal anlamında kullanılan bir sözcüktür. Geldim tarihlerin yazımına. Arkadaşlar tarihlerin yazımında gün, ay, yıl sırası izlenir ve burada yazdığımız yazımların tamamı doğrudur. İsterseniz direkt yazıyla yazabilirsiniz. Araya slash koyabilirsiniz. Araya nokta koyabilirsiniz. Araya roman rakamı kullanıp slash koyabilirsiniz ya da roman rakamı kullanıp nokta koyabilirsiniz. Tüm yazımlarımız doğrudur. Evet hey sevgili gençler yazım kurallarında 3. bölümümüzde nihayetlendirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Türkçe ritmi kitabımızdan soruları çözüp işlemiş olduğumuz konuyu güzel bir şekilde Zihnimize yerleştiriyoruz. Ve sevgili arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.